Ülke TV ekranlarından herkese merhabalar. Bültenimizin bu kısmını Ankara'dan sürdüreceğiz. Başkan Erdoğan dün akşam kabine toplantısı sonrasında ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirmişti. Bu konuşmada da koronavirüse ilişkin ülkemizde normalleşme sürecinin sinyallerini vermişti. İşte bu normalleşme süreci nasıl işleyecek? Uzmanımız, bilim kurulu üyesi Levent Yamanel ile birlikte bu konuyu değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Hocam, bu normalleşme süreci nasıl işleyecek? Bu süreçte neler yapmamız gerekiyor? Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi bu eski normal değil, yeni normal. Biz bazı kurallar çerçevesinde normalleşeceğiz. Bunlardan en önemlileri zaten her zaman vurguladığımız gibi temas izolasyonuna mutlaka da dikkat etmek. Sosyal mesafeyi korumak, mutlaka maske takmak ve el hijyeni gibi kişisel hijyen kurallarına mutlaka riayet etmek. Bunlar bizim her alanda olmazsa olmazımız. Etkin bir aşı, etkin bir tedavi bulunana kadar ve global bir bağışıklık kazanana kadar bunları devam ettirmemiz gerekiyor. Bu nedenle de yeni normal diye bir terim ortaya çıktı. Efendim, 11 Mayıs itibariyle biliyorsunuz bir süredir koronavirüs tedbirleri kapsamında berberler, kuaförler ve alışveriş merkezleri faaliyet dışıydı. 11 Mayıs itibariyle de hizmete girecekler. Efendim, bu süreçte hem açılacak işletmeler hem de buraya gidecek vatandaşlar ne tür tedbirler almalı? Artık biliyorsunuz normalimiz de normal gibi değil. Farklı bir süreç, takvim işliyor bizim için. Bu süreçte neler yapmamız gerekiyor? Söylediğim gibi 3-4 tane temel kuralımız var. Bütün sektörlerde uygulanması gereken tedbirler bunlar. Öncelikle tabii ki temas mesafesi çok önemli. 1,5-2 metrelik mesafeyi her alanda korumamız gerekiyor. Alışveriş merkezine gideceksek de korumamız gerekiyor. İşte başka farklı bir alana gideceksek de korumamız gerekiyor. Berberler, kuaförler açılıyor. Tabii ki bununla ilgili bir rehber hazırlanıyor. Bu rehber ışığında tabii ki berberlerimizin, kuaförlerimizin hareket etmeleri gerekiyor ve müşterilerin de aynı şekilde. Bunlar neler olabilir? İşte dezenfeksiyon kurallarını mutlaka uygulamamız gerekiyor. Yine içeride kalabalık oluşturmayacak şekilde bazı kurallar getirilmesi gerekiyor. Yine koltuk sayısının yarısı kadar biliyorsunuz müşteriye olanak veriyor. Bu tip şeyleri mutlaka tabii rehber yayınlanacak ve rehberlere mutlaka çok iyi uyumamız gerekiyor. Eğer bunları yapmazsak, iyi uyumazsak tekrar hasta sayılarının arttığını görebiliriz. Tabii ki yine vatandaşımıza çok büyük bir görev düşüyor. Efendim, hem Başkan Erdoğan'ın hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir yandan sizlerin de bu sürecin başından itibaren üzerinde durduğu birkaç kelime var aslında koronavirüsle mücadelemizi de özetliyor. Birincisi rehavete kapılmamak, ikincisi bu süreçte tabii ki sosyal mesafe kurallarına uymak ve hayatımız artık eskisi gibi olmayacak. Bu sadece cümlelerden birkaçı. Efendim, bu tünelin sonundaki ışık, normalleşme sürecine adımlar, bunun sonrası, hayatımızın daha normale dönmesi için bu süreçte efendim bizim yol haritamız ne olmalı? Tabii her zaman yani 11 Mart'tan itibaren hep konuştuğumuz, daha önceden de işte Wuhan'da ilk olgunun çıktıktan sonra dahi hep konuştuğumuz, artık vatandaşımızın da hepimizin çok iyi bildiği, özellikle burada çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu kuralların vatandaşımızın zihninde oturmasını sağladılar. 3-4 tane kural var sizin de söylediğiniz gibi. Bu kuralları mutlaka yaşamamız lazım. Yani gerçekten vaka sayıları, yoğun bakımdaki hasta sayıları, vefat eden hasta sayıları çok iyi bilgilerde. Ve tabii ki hepimiz bunu mutlu ediyor. Ama gelişince bazı yerlerde, bazı ülkelerde olduğu gibi mesela Japonya örneği var.
tekrar hasta sayılarının arttığını görebiliriz. Bu nedenle tedbiri kesinlikle elden bırakmamamız lazım. O 3-4 kurala mutlaka son derece uymamız gerekiyor. Ve çıkacak rehberlere de açılacak sektörler mutlaka çok iyi uyum sağlamaları gerekiyor. Bunları yaparsak iyi bir şekilde işte bağışıklığın, global bağışıklığın olacağı zamana kadar gayet iyi bir şekilde ülkece götürebiliriz. Ama dediğim gibi eğer gevşemeler olursa başka ülkelerde olduğu gibi bizde de vaka sayıları artabilir. O zaman da yeni tedbirler yine gündeme gelebilir. Çünkü çok dinamik bir süreç. Sağlık Bakanlığımız tarafından çok sıkı şekilde takip ediliyor. Ve alınan kararlar hep bu dinamik sürecin yansımalarıyla veriliyor. Ve şimdi iyi durumdayız. Esnetmeler başladı ama 15 gün sonra mesela hasta sayılarının belki arttığını görürüz. Allah korusun tabii. O zaman da yeni tedbirler söz konusu olabilir. Efendim, tam bir soru soracaktım. Siz değindiniz. Japonya'nın kuzeyinde Hokkaido adasının ikinci dalgasında başladığına yönelik virüsün işaretler var. Japonya'daki uzmanlar da efendim orada bir olağanüstü süreci vardı. Çok hızlı ve erken kaldırıldığını düşünüyorlar. Bu da ikinci dalganın başlamasına neden olabileceği söylentileri var. Efendim, bu konuda neler söylüyorsunuz? Bizde de bir normalleşme sürecine gidildi. Bir yandan da efendim günlük koronavirüs tablomuz açıklanıyor. Bu tabloda umut verici gelişmeler olması mı bizde bu normalleşme sürecine gitme adımlarını getirdi? Tabii ki bütün dünyada esnetmeler, normalleşmeler oluyor. Olacaktır. Çünkü böyle yaşamanın da imkanı yok tabii. Ama esnetmeler dediğim gibi o 3-4 kuralı eğer uygulayamazsak biz yine vaka sayılarının hızlandığını görürüz. İşte Japonya'daki o bölgede olan ikinci dalganın olduğu gibi yeni dalgalar olabilir. Bu nedenle şu anda top tamamen vatandaşımızda, biz toplumumuzun elinde. Böyle olunca da Bağlantı kesildi sanırım hocamızla. Dinliyoruz hocam. Kısa süreli bir bağlantı kesintisi söz konusu oldu. Teknik bir problemle karşılaştık. Hocam şu anda sesinizi alamıyorum ben sizin efendim. Ses gitti bir anda Levent hocam. Duyabiliyor musunuz? Evet efendim, şu an duyabiliyorum efendim sizlere. Mutlaka kurallara uymamız gerekiyor. Yani bunun dediğim gibi bulunana kadar bizim normalimiz bu. Yani bu hiçbir zaman eski normale, yani tamamen normale dönemeyeceğiz. Ne zaman döneceğiz? Çok etkin bir aşı bulunur. Global bir bağışıklık kazanılır. O zaman döneceğiz. Ya da çok etkin bir ilaç bulunur. Tamamen hastaların iyileştirdiği bazı ilaçlar bulunur. O zaman normale dönebiliriz. Ama şu anda tabii ki ikinci dalganın gelme ihtimali var. Bu nedenle dediğim gibi çok dikkatli olmamız lazım. Her zaman eski normale dönmeyeceğimizi bilip yeni normali bu şekilde götürmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Efendim, şu konuya da değinmek istiyorum. Özellikle alışveriş merkezlerinde ciddi kalabalıklar olabiliyordu önceden. Koronavirüs öncesinde de normal bir grip bile olduğumuzda açıkçası bir insanda tedirginlik oluşuyordu. Çünkü bir metrekareye bile birden fazla insanın sığabildiği bir ortam. Burada efendim berberler hakkında biraz detay verdiniz, paylaştınız bizlerle ama bu noktada AVM'lerde hem ne tür tedbirler alınacak hem de vatandaş bu tedbirlerin üzerine ekstra nasıl tedbirler alabilir? Bir defa virüsün yayılması biliyorsunuz yakın temasla oluyor. Sosyal mesafeyi korumazsak eğer damlacık enfeksiyonu olan bu virüs kişiden kişiye geçiyor. Bu nedenle sosyal mesafeyi 1,5-2 metrelik mesafeyi mutlaka korumamız gerekiyor.
Tabii maske takmak, her iki tarafın da maske takması, yani karşılıklı her iki tarafta maske takar ve sosyal mesafeyi korursa, o zaman virüsün bulaşma ihtimali çok aza iniyor. Bu nedenle de bu iki kuralı özellikle uygulamak gerekiyor. Yine hem kişisel temizliğe, hijyene, el temizliğine, el hijyenine çok dikkat etmek gerekiyor. Ve AVM'lerin de yapacağı çok sıkı bir şekilde, çok sık sık yine yüzey dezenfeksiyonu uygulamak. Tabii bu yüzey dezenfeksiyonu da hepimiz biliyoruz, hem deterjanla önce, daha sonrasında da çamaşır suyuyla bir dezenfeksiyon uygulanıyor. Bunlar tabii rehberlerde çıkacak ve birçok da rehberimiz var zaten daha önceden. Bunları mutlaka rehberlerin ışığında uygulamak gerekir. Efendim, bir de 65 yaş ve üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlamasında, malumunuz, evden çıkmasına müsaade edilmeyen gruptaydı ve bu sınırlandırmanın olduğu günlerde dışarı çıkmalarına müsaade edilecek. İlk uygulama da 10 Mayıs Pazar günü saat 11 ile 15 saat dilimleri arasında olacak. Efendim, bu tür malum, özellikle yaşlılar evde sıkılmışlardı. Bunun bir de psikolojik bir boyutu da var. Tabii ki tedbirler önemli, hayatta kalmak önemli, sağlık güvenliği önemli. Fakat psikolojik boyutu da var. Bu özellikle 65 ve yaşlı ve üzeri vatandaşlarımız için normalleşme sürecinin bir parçasından sadece bir kısmı. Nasıl olacak efendim? Hem onların psikolojisi hem de fizyolojisi için. Şimdi tabii ki 65 yaş üzeri ileri yaşlarda biliyorsunuz hareketsizlik kas kayıplarının olmasına ve bu da kısır döngüyle tekrar hareketsizliğe yol açabilir. Bu nedenle alınmış tedbirler bunlar. Tabii ki sağlığın devamı ile ilgili yine. Ama tabii ki hareket etmek için alınmış tedbirler. 65 yaşın üzerindeki vatandaşlarımız mutlaka bu belirlenen günlerde yine temas izolasyonuna, sosyal mesafeye dikkat ederek eğer koruyamayacaklarını hissediyorlarsa mutlaka maske takarak yürüyüşlerini yapmaları gerekiyor. Açık havada yürüyüşlerini yaparak evlerine güvenli bir şekilde dönmeleri gerekiyor. Bu arada tabii alışveriş merkezi, çok kalabalık yerler de dolaşmamaları gerekir. Bu verilen izin genellikle vatandaşlarımızın hareketine yönelik bir izin. Yani vatandaşlarımız yürüsünler, temiz havaya çıksınlar, hareket kazansınlar diye. Bu nedenle bunun amacına yönelik şekilde hareket etmekte fayda var. Efendim, bir normalleşme programı var. İlk etapta Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayılacak. Bu normalleşme programının daha uzaması veya kısalması, efendim, bu günlük koronavirüs tablosu açıklanıyor, bilanço açıklanıyor. Tamamen buna mı bağlı, tedbirlerimize mi bağlı efendim? Tabii ki vakaların azalması çok önemli bu tedbirlerin esnetilmesinde. Şehirlerden, illerimizden gelen haberler de, güncel bilgiler de çok önemli. Bunları tabii ki anlık bir şekilde, dinamik bir şekilde Sağlık Bakanlığımız gözden geçiriyor, yorumluyor ve bunun üzerine tabii ki esnetmeler oluyor. Bu nedenle tabii ki esnetmeleri takip edeceğiz ama dediğim gibi 3-4 önemli kuralı kesinlikle esnetemeyeceğiz. Efendim, bir diğer konu tabii ki dün itibariyle 7 il içinde şehirler arası giriş çıkışlarda bir sınırlama vardı. Efendim, bu illere özellikle neden sınırlama geldi? Bu tedbirleri çok iyi mi uyguladılar? Yoksa vatandaşlar çok mu duyarlı davrandı? Ya da diğer iller açısından henüz sınırlandırmanın geçmediği iller açısından tedbirler biraz vatandaş nezdinde gevşek mi kaldı efendim? Tam uyulmadı mı? Söylediğim gibi il il değerlendiriliyor. İllerdeki vaka sayıları değerlendiriliyor. Ve buna göre tabii ki il il de düşünülerek karantinalar kalkıyor,
ulaşım izinleri oluyor. Bu 7 ilde de durumun daha iyi olduğunu görerek bu 7 ilde ulaşım izinleri verildi. Tabii ki yine vatandaşımızın duyarlı olması lazım bu illerimizde de. Çünkü dediğim gibi çok dinamik bir süreç. Bu dinamik süreçte dalgalanmalar olabilir. Bu nedenle vatandaşımızın en üst düzeyde kendi kişisel izolasyon tedbirlerini uygulamaları gerekiyor. Efendim şimdi koronavirüs hayatımızdaki her alanı etkiledi. Ramazan ayında bambaşka bir süreç yaşadık. İbadetlerimiz genelde Ramazan ayı süreci ibadetleri topluluk ve kalabalığa yöneliktir. Bu Ramazan'ı böyle geçiriyoruz sağlık güvencesi açısından alınan tedbirler kapsamında. Peki Kurban Bayramı'na da yaklaşık 2-2,5 aylık gibi bir süreç kaldı. Bu tedbirler etkisini Kurban Bayramı'nda da bambaşka önlemlerle karşımıza çıkacak mı? Yoksa normalleşme sürecinde tablo olumlu seyrettiği süreçte daha rahat bir Kurban Bayramı'na girme ihtimalimiz söz konusu mu? Tabii öyle ümit ediyoruz. 2-2,5 aya tabii havaların ısınmasıyla da vaka sayılarının daha da düşeceğini öngörüyorum ben. Ama tabii ki tedbiri elden bırakmamak lazım. Her zaman söylüyorum. Etkin bir aşı bulunmadıktan ve global bir bağışıklık kazanmadıktan sonra bizim tedbiri elden bırakmadan yeni normalimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Efendim, son olarak tüm dünya aşı yarışı içerisinde. Peki öngörünüz nedir efendim? Eğer bir öngörünüz, tahmininiz varsa aşı sürecine ilişkin hem dünyadan hem Türkiye'den. Bir de bu aşının süresinin kısalması şu an bir yarış var. Herkes bu yarışta önde gelmek istiyor ama kısa sürede aşının bulunması sağlıklı bir sonuç doğurur mu efendim? Kesinlikle haklısınız. Büyük bir yarış var aşı konusunda. Birçok ülkeden aşıların ileri fazlarına geçildiği deklare edildi. Özellikle İngiltere'den önemli bir aşı açıklaması oldu ve insanlar üzerinde çalışmaya başlandı. Tabii ki bu aşı çalışmaları ne kadar kısalsa da belli bir süre alır. Yani 1-1,5 yıl gibi bir süre alır. İşte Mart gibi başladığını düşünelim ya da Ocak gibi başladığını düşünelim aşı çalışmalarının. Yani 2021 Ocak gibi sonlanacağını öngörüyoruz ama İngiltere'den yapılan açıklamada Haziran'ın ortasında aşı çalışmalarını tamamlayacaklarına dair bir bilgi verdiler. Ama tabii erken olabilir dediğiniz gibi. Ama tabii ki tamamen etkinliğini göstermeden de aşıyı piyasaya süremezler. Bu nedenle aşı çalışmalarını çok sıkı takip edeceğiz ve inşallah en kısa zamanda etkin bir aşı bulunursa da global bağışıklığı kazanmış olacağız. O zaman daha da normalleşerek eski hayatımıza doğru döneceğiz. Levent Hocam, yayınımızı birazdan noktalayacağız. Son sözlerinizi almak istiyoruz. Efendim, vatandaşlar özellikle bu güzel haberler gelmeye başladı. Koronavirüs sürecine ilişkin normalleşme programı süresince son çağrılarınız ne olur efendim? Çok sık tekrar ediyoruz ama vatandaşlarımız da kusura bakmasınlar. Siz de biz de çok sık tekrar ediyoruz. Mutlaka kurallara, izolasyona, mümkün olduğu kadar evde kalmaya, temas mesafesini bozmamaya, mutlaka maske takmaya ve hijyen kurallarına uymaya devam etmemiz gerekiyor. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kan bağışı bu dönemde çok önem arz ediyor. Kan bağışlarımızı da tabii ki yine maske takarak kan merkezlerine giderek kan bağışlarımızı da sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü kana muhtaç birçok hastamız var. Bunları da destekleri için şimdiden tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum ben. Levent Hocam çok teşekkür ederiz. Bilim Kurulu Teşekkür ederim. üyesi Levent Yaman virüsle mücadele sürecinde özellikle normalleşme programı sürecini ve bu noktada alınması gereken tedbirleri değerlendirdik. Bültenimizi burada nokta kalın. Burada noktalıyoruz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın efendim.